Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 bölüm 6. 4 alt başlıktan oluşuyor. Gramer konumuz gayrul munsarif. Gayr munsarif konusu genelde arkadaşların zorlandığı bir konu. Bakalım bu kitapta ne ağırlıkta anlatılmış. Evvela gayr munsarif nedir? Burada kısaca bahsedilmiş. Arapçada belirsiz kullanımında, belirsiz yani elif lamsız olarak kullandığımız esnada tenvin almamak ve mecrur olduğunda kesre yerine fetha almak, fetha ile harekelenmek gibi değişik özelliğe sahip olan kelime çeşidine gayr-ı munsarif demekteyiz. Gayr-ı munsarif diğer adıyla el-memnu'u mine's-sarfi. Kitapların bir kısmında da bu şekilde adlandırılmakta. Ama ülkemizde daha çok gayr-ı munsarif olarak bilinmektedir. Google'a girip el-memnu'u mine's-sarf yazdığımızda Arapça yayın yapan sitelerde konuyla alakalı birçok bilgiler bulmaktayız. Yaygın olarak el-memnu'u mine's-sarf tabiri kullanılmakta. Bununla alakalı ve diğer tabi alt bölümler de var. Onlarla alakalı konuları görmeye başlayacağız. Evvela okuma metni hocanın soruları. Es'iletül müderrisi. Es'ile sorular demektir. Sualün. Türkçe'de sual kelimesi kullanılıyor. Sual müfrettir. Es'ile yani şu an PDF'de bulunan bu kelime kırıkçı olur. Müderris ders verici. Ders veren manasında ismi faildir bilenler için. Derrese yüderrisu tedris. Müderrisun. Tefil babından ismi fail olur. Es'iletül müderrisi. Müderrisin yani hocanın soruları. El müderrisu. Müderris diyor ki min eyne havarte. Havarte sen geldin demek. Min eyne nereden? Min eyne havarte. Sen nereden geldin? Yani kastettiği şey nerelisin? Çünkü nereden geldiysen oralısın diye bir düşünce mevcut. Tarık cevap verir. Tariku veya Tarikun elif lamsız. Demek ki Tarikun Tarık diyor ki min Tunis'e Tunus'tan geldim. Üstazi öğretmenim. Mesela konu tam olarak şu. Min harfi cerdir. Kelimenin sonunu cer eder. Tunus ise gayr-ı munsariftir. İşlemekte olduğumuz gramer konusunda örnektir. Min harfi cerri Tunisi. Sine esirleyemedi. Veya Tunisin sine temin de veremedi. Onun yerine fetha verdi yani. Tunus kelimesinin sonundaki fetha bu kelime gayr-ı munsarif olmasından ötürü gerçekleşmiştir. Konu işlediğimizde konu gramer konusu işlendikten sonra tekrar buraya bakın. Bunu daha iyi anlayacaksınız. El müderrisu, müderris diyor ki Eyne nerede tekau bulunur? Tunusu Tunus. Tunus nerede bulunuyor? Nerede yer almaktadır? Tarikun, Tarık cevap verir. Tekau bulunuyor. Ne? Gizli zamir hiye. O Tunus bulunmaktadır, yer almaktadır. Nerede? Fi şimali karrati Afrika. Afrika kıtasının kuzeyinde yer almaktadır. Kuzey Afrika'da. Beynel Cezayiri ve Libya. Libya ile Cezayir arasında. El müderrisu. Müderris diyor ki Hel mı mi mu? Soru edatı. Hel leha onun için var mıdır? Yani o Tunus için mevcut mudur? Ne? Tarihun bir tarih. Öyle tarih ki kadimun eski. Yani antik bir tarih kendisi için var mıdır? Tarık diyor ki naam evet. Teesseset tesis etti. Kurdu. Fiha orada tesis etmiştir, kurmuştur. Havaratun uygarlıklar. Kadimetun eski. Ehemmuha onun en önemlilerinden bir tanesi nedir? Kartacu
Kartaca'dır. Tesiset malumdur esasen. Malumdur. Dolayısıyla tesis etti, kurdu, tesis etmiş, kurmuş. Tercümeye baktığımızda kurulmuş, meçhul manası verilmiştir. Hadaratun kadimetun, eski uygarlıklar kurulmuştur. Ehemmuha, o uygarlıkların en mühimi, ehem, en mühim demek, ismi tavf değil bilenler için. Kartacu, Kartaca'dır. El müderrisu, müderris diyor ki, meta ne zaman unşiet, inşa edildi, kuruldu, ne? Kartacu, Kartaca. Kartaca dediğin ne zaman kurulmuştur? Tarikun, Tarık cevap verir. Essese, inşa etti, kurdu. Ha, o Kartaca'yı. El Fenikiyune. Kimler? Fenikeliler kurmuştur. El Kadimune, gelen. Nereden gelen? Min Medineti Sur. Sur şehrinden. Medine şehir demek. Sur ise şehrin adı. Mesela Ankara şehrinden, İstanbul şehrinden gibi. Min Medineti Sur. Sur şehrinden gelmiş olan Fenikeliler onu kurmuştur. Bu Sur dediğin yer nerede bulunuyor? Bir Lübnan'a, Lübnan'a ait olan, Lübnan'da mevcut olan Sur şehrinden gelen Fenikeliler. Fil karni tasi'i, 9. yüzyılda. Tasi'i, 9. karın, yüzyıl, asır manasında. El müderrisu, müderris diyor ki, fe öyleyse, yani madem ki durum budur, madane tuhaddisu ente, ente gizli zamirdir. Tuhaddisu, sen bahsedeceksin, anlatacaksın, na bize an Kartace, Kartaca hakkında bize ne anlatacaksın? An harfi cer, Kartace gayr musariftir, konumun dil bilgisine örnektir. Bu yüzden cimde esre değil fetha vardır. Bunu da yine gramer bittikten sonra gözden geçirmenizi öneriyorum. Tarık diyor ki, İnneha, şüphesiz ki o Kartaca dediğimiz yer kehanet idi. Merkeze imperaturiyetin, İmparatorluğun merkeziydi. Öyle imparatorluk ki hakemet hükmetmiş. Şevat el behril ebyadı, Akdeniz kıyılarına. Ebyad kıyı demek, sahil demek. Behril ebyad Akdeniz. Bahir deniz zaten. Ebyad ak, beyaz. Akdeniz kıyılarına hükmetmiş imparatorluğun merkezi idi. Sümme sonra efele necmuha. Efele söndü. Necmuha onun yıldızı. Neden sonra? Ba'de hurubin. Harbun savaş. Hurubin savaşlar. Savaşlardan sonra söndü. Öyle savaşlar ki damet gurunen. Asırlarca devam eden, asırlarca süren savaşlardan sonra oranın yıldızı sönmüştür. El müderrisu, müderris diyor ki, fe öyleyse, madem ki durum budur, peki hel hunake, hel mımimu, hunake orada var mıdır? Emakinu, mekanun emakin. Emakinu tarihiyetun, tarihi mekanlar, uhra başka. Orada başka tarihi yerler, mekanlar var mıdır? Emakin de gayr-ı musariftir. Yine konunun dil bilgisine örnektir. Gramer işlendikten sonra emakin kelimesine tekrar göz atmanızı öneriyorum. Barikun, Tarık diyor ki, nam evet, fi Tunus'e, Tunus'ta vardır. Ne vardır? Emakinu tarihiyetun, tarihi mekanlar. Hem de öyle ki kesiratun, pek çok tarihi mekan vardır. Ne gibi yani? Örnek ver. Mistel kayravani, kayravan gibi. Ve daha ne gibi? El mehdiyeti,
Mehdiye gibi. Ve daha ne gibi? Susete, Suse gibi. Ve daha ne gibi? Sfakse gibi. Sfax gibi. Çeşitli tarihi yerler vardır. Burada da Suse kelimesi ve Sfakse kelimesine daha sonradan bakmanızı öneriyorum. Gramer işlendikten sonra. El müderrisu fe öyleyse mada, hani fe öyleyse madem ki böyle tarihi yerler varmış. Mada yumkinu en tekule. Mada ne mümkün olur en tekule senin demen en hasaisi Tunus'e. Tunus'un özelliklerinden bize ne anlatman ne söylemen mümkün olur. Nasıl özellik ama? Tunus'e coğrafiyeti, coğrafi özelliklerinden. Tunus'un coğrafi özelliklerinden bize neler anlatabilirsin? Tunus kelimesi yine gayrimusarif olduğu için fetha ile gelmiş. Tarık diyor ki el cüz-ü şimaliyu kuzey kısmı min Tunus'e. Tunus'un kuzey kısmı ekseru husubeten. Husube verimlilik demek. Ekser daha çok. Ekser husubeten daha verimlidir. Ve hulraten ve daha yeşildir. El müderris. Fe bakiyetul biladi. Peki ülkenin geri kalan kısmı nasıldır? Tarık. Mu'zamuha. Ülkenin geri kalan kısmının büyük bir kısmı. Mu'zam büyük bir kısmı demek. Ha o ülkenin. Ülkenin büyük bir kısmı. Teteellefu oluşmaktadır. Min sahara, sahradan. Yani çöllerden oluşmaktadır. Tekalu neredeyse tehlu boştur. Mine sükkani insanlardan, oturan kişilerden. Neredeyse kimse orada yaşamamaktadır. Kimsenin yaşamadığı çöllerden oluşmaktadır. Yani çok az kişi yaşıyormuş. El müderrisu, müderris. İden öyleyse muzamun nasi insanların büyük bir kısmı yaşuna yaşarlar fiş şimali kuzeyde. Tarık, nam evet doğru. İnnel cüz'e şimaliye çünkü kuzey kısmı ekseru izdihamen. İzdiham yani kalabalık yönünden daha çoktur. Ekser çok demek. İzdihamen kalabalık. Kalabalık bakımından daha çoktur. Daha kalabalıktır. Ve tedavvuran ve daha çok gelişmiştir. Mu'zamul mudini şehirlerin büyük bir kısmı huna orada tezummu kapsar. Yani kendisinde bulunur. Ney? Mesani'e fabrikalar kendisinde bulunur ve mevani'e limanlar bulunur. Ve medaratin devliyeten. Medarat havaalanları devliye kelimesini dahil edersen uluslararası devletler arası havaalanları mevcuttur. El müderrisu müderris diyor ki semiyotu ben işittim enne şüphesiz ki fi Tunus'e Tunus'ta vardır. Ne? Mevaki'a asariyeten evan. Elan aynı şekilde mevaki asariyle arkeolojik yerler demek. Mevaki yerler, bölgeler, alanlar, asariye, arkeolojik. Arkeolojik bölgelerin olduğunu duymuştum diyor. Tarık diyor ki sahihun doğrudur. En de şüphesiz ki fiha orada vardır yani Tunus'ta ne vardır? Mealime tarihiyeten. Tarihi yerler vardır ve daha nasıl yerler vardır? Asariyeten ve asari yerler vardır. Asari turistik demek ve turistik yerler vardır. Öyle ki zarayı zuru ziyaret ediyor. Ha orayı kim? Süyahun turistler. Kadimune gelmiş olan turistler. Nereden? Min buldanin. Şetten. Çeşitli devletlerden, çeşitli ülkelerden gelen turistlerin ziyaret ettiği turistik ve tarihi bölgeler, yerler orada
olduğu doğrudur. Diğer mustarip isimleri tespit edin. Okurken ben onlara dikkat etmeye çalıştım. Okurken anlık fark edebildiklerimi söyledim. Oraların altını çizmişsinizdir diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin isimlerini araştırın. Hangilerinin gayrimustarif olduğunu tespit edin. Denilmiş. Bu sorunun cevabına, yani Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber adlarından hangileri gayrimustariftir? Bu sorunun cevabına Arapça yayın yapan bir internet sitesi üzerinden bakalım. Görüyorsunuz ana başlık El-Memnu'u Mines-Sarfi. Burada El-Memnu'u Mines-Sarf nedir? Yani gayrimustarif nedir? Bundan bahsedilmekte. El-İsmü Memnu'u Mines-Sarfi ve ma'u şeyki la yücüzü caiz olmaz. Ney en yelhikahu? Lahika yelhaku en yelhakahu. Kendisine ilhak olması. Neyin? Tenvinun ve la kesra. İdâ lemmükün muzafen. Gayrimustarif dediğimiz kelime muzaf olmadığı sürece kendisine kesre de tenvin de dahil olmayan kelimeye gayrimustarif denilir. Burada çeşitli bilgiler aktarılmakta ama bizim konumuz şurası. El-alemu özel isim. Biz özel isim işleyeceğiz şimdi. Diyor ki El-alemul-acemiyyu. Yani nedir o? İsmun leyse arabiyyen. Acemi ne demek? Arapça olmayan isim. Arabi olmayan bir isim. Misli diyor. Şu 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 gibi. Örnek veriyor. Tabii aradığımı henüz bulamadım. Şimdi buldum. Diyor ki küllü esma-il enbiya-i. Küllü hepsi. Esma-il enbiya, nebilerin tamamının isimleri nedir? Memnu'atun minas sarfi. Sarftan men edilmiştir. Yani tüm peygamber adları gayr musariftir. Niye? Li'ennaha acemiyyetun. Çünkü onlar Arapça değildir ki o kelimeler. Ama ma'ada şu 6 isim bundan hariç. Yani şurada geçen 6 peygamber adını kenara tutarsak, kenarda bırakırsak bu 6'sının dışındaki tüm peygamber adları nedir? Gayr-ı musariftir. Ha bunlar ise gayr-ı musarif değildir demek ki. Bunlar musariftir. Kim bunlar? Muhammed, Salih, Şuayb, Hud, Nuh, Lut. Muhammed, Salih, Şuayb, Hud, Nuh, Lut. Salat ve selam hepsinin üzerine olsun. Bu peygamber adları dışında kalan diğer peygamber adları, isimleri tamamı gayri musariftir. Burada başka örnekler veriyor tabii. Peygamber adlarının dışında örnekler var. Muaviye, Hamza, Talha, Fatma, Ayşe gibi. Ama konumuz buradan devam etmek değil. Biz yine FDF'ye dönelim. Bu sorunun cevabını aldık. Şimdi gramer konusu geliyor. Dil bilgisi gayri musarif. Yani el memnu'u mines sarf. Gayr-ı musarif konusunu önceki müfredata göre de işlemiştik. Orada çok daha detaylı anlatmıştık. Yani demem o ki bu kitaptaki grameri iyi derecede anlayamadım diyen varsa veya eski kitaptan da bir görelim diyen varsa kesinlikle bir önceki müfredata göre çekim yapmış olduğumuz videoyu izlemesini ben öneriyorum. Çünkü orada gayr-ı musarif konusu üzerine ek bilgiler vermiştik. Şimdi PDF ile yetineceğiz. Gayr-ı musarif terimi Arapçada fiil ve harfler, edatlar için kullanılan bir terim olmayıp yalnızca isimlerle alakalıdır. Şu an işlemekte olduğumuz konu isimlerle alakalı. Ne demek bu? Size bir cümle verilir ve denirse ki hangi kelime burada gayr-ı musariftir? Gidip orada fiili seçmeyin, harfi seçmeyin, isimler üzerine odaklanın demek istiyor. Yani bu bir soru çözme tekniği bir yerde. Bu tür isimler diğer isimler gibi merfu durumda, zamme, mensup durumda, fetha alırken farklı olarak cer halinde de fetha almakta. Cer halinde esre almamaktadır. Ayrıca belirsiz olarak kullanıldıklarında yani başlarında el takısı bulunmadığında belirsizlik alameti olan tenvini de almazlar. Tek hareke alarak yetinirler.
Kardeşin senden daha uzundur. Ehuke, senin kardeşin nedir? Et velu, daha uzundur minke senden. Şimdi buradaki et velu kelimesi eliflamsız, değil miydi? Eliflam yok kendisinde. Yani kelime nekre, kelime marife değil. Bu kelime belirsiz, hangi kelimeyi kullanmak istiyorsak. Madem ki nekredir, ne olması lazımdı? Bu kelime muzaf olmadığı sürece tenvin alması gerekir idi. Ama tenvin almamış bak. Tek ötre almış. Edvelu. Ne olmalıydı? Edvelun. İki ötre almalıydı. Yani şunun gibi. Et ve lun olmalıydı ama olmamış. Diğeri benim yazdığımdan daha uzun bir mektup yazdı. Ketebe yazdı. Risaleten bir mektup. Bak risaleten kelimesi nekre gelmiştir. Nekre olduğundan yani eliflamsız, belirsiz olduğundan tenvin alıyor. Sonunda iki tane hareke var. İki fetha, iki esre, iki ötreye tenvin denmektedir. Yani bu iki ötre, iki fetha, iki esreden fethayı almış. Çünkü burada meful konumunda. Sonuç olarak tenvin almış yani. Ama peşine gelen etver kelimesi tenvin almamış. Tek fetha almakla yetinmiş. Niye? Çünkü gayrimusariftir. An itibariyle görmekte olduğumuz kırmızı kelimelerin tamamı gayrimusariftir. Kırmızı olarak belirtilmiş. Es-sagaru gayrimusarif, Umeru gayrimusarif, Zeynebu gayrimusarif, Estika'u, Estika'e, Estika'e. Hepsi ne? Gayri musariftir. Bir de ayet verelim demişler. Ve la gar mekennâkum fil ardı ve ceannâ lekum fîhâ meâişe. Meâiş gayri musariftir. Ve levlâ defullâhin nâse ba'dahum bi ba'din lehuddimet. Savâmi'u. Savâmi' kelimesi gayri musarif. İbrahim'e gayrimusarif. Peygamber adlarından birisi. Gayrimusarif isimlerin musarif olması. Hani şöyle bir durum var. Musarif nedir ki ben gayrimusarifi anlayayım? Kırmızının ne olduğunu bilirsen kırmızı değildir dedim de anlarsın. Hani meyve nedir? Meyvenin bir tanımını yaparsam meyve değildir dedim de anlarsın. Daha henüz kitap musarif nedir bunu söylemedi. Gidip gayrimusarifi söyledi. Gayrimusarif bir isim muzaf olarak kullanıldığında veya harfi tarifle belirli kullanıldığında gayrimusarif halden çıkıp kelime ne olur? Musarif olur. Ha, bu durumda kesreyi kesre hareketiyle de kestrelenir. Kesre esre demek aynı şey. Demek ki munsarif nedir? Munsarif cümlenin akışına göre eğer tenvin alması gerekiyorsa bir kelimenin tenvini kabul eden, cümlenin akışına göre esre alması gereken bir durumdaysa kelime esreyi de kabul eden kelimedir. Yani tenvin ve esreyi kabul edene munsarif derler. Tenvin ve esreyi kabul etmeyen kelimeye gayrimunsarif derler. Bir gayrimunsarif kelime İki durumda munsarif olur. Çok önemli bir bilgi. Gayrimunsarif olan bir kelime iki durumda munsarife dönüşür. Artık o gayrimunsarif olmaktan çıkar. Bu iki durumu kesinlikle aklımızda tutmalıyız. Bunlar nedir? Bir kelime gayrimunsarif olsa bile eğer muzaf olmuşsa cümlenin akışında o artık munsariftir. İki, bir kelime gayrimunsarifti ama kendisine eliflam dahil edildi. Ha, o zaman o da nedir artık? Gayrimusarif olmaktan çıkmış, musarif olmuştur. Yani temin alması gerekiyorsa temini alır, esre alması gerekiyorsa esreyi alır. İlla bunları alacak demiyoruz. Alması gerekiyorsa cümlenin akışı bunu gerektiriyorsa alır. Ama kelime gayrimusarif olan bir kelime cümlede muzaf olmasaydı veya kendisine eliflam dahil olmasaydı temin alması gereken bir durumda olsa alamazdı. Esre alması gereken bir durumda olsa esre yerine fetha alırdı. İstanbul'u İstanbul min ekberi muduni
Avrupa. İstanbul Avrupa'nın en büyük şehirlerindendir. Şimdi Ekber kelimesi gayrimüsterif bir kelimedir. İsmi taftil kalıbı zaten. Ekber. Gayrimüsterif'tir. Bu kelime an itibariyle başında harfi cer var diye esrelenmiş değildir. Ekber'in başında ne var? Min var. Harfi cerdi. Ekber'i cer etti. Ekber'i ra'da yani sonuncu harfte esreyi gerektiren şey mindir diyemeyiz. Tek başına min bunu yapamaz. Ekber kelimesi çünkü değişik bir kelime. Yani gayrimustariftir. Gayrimustarif bir kelimenin esreyi kabul edebilmesi için evvela o kelimenin ya eliflamlı ya da muzaf olması gerekir. Bakıyorum başında eliflam yok. Ekber'in başında hemze var. Bunun adı hemzedir. Elif değildir. Eliflam olsa el ekberi olurdu. El ekberi. Şöyle yani el daha sonradan bir tane şuradan gelmesi gerekir. El ekberi geç. Ekrem yazdım. Tekrar yazayım. El ekberi. Eliflamlı yani şu an ne var bunda? Eliflam var. Ekber kelimesi kendisinde eliflam yok. Hemze var. Ne olmuş? Hemze yani bu eliflam değil. Onun altını çizmek istedim. Kelime eliflamsız olduğu için esreyi kabul etmez. D şıkkı eliflamlı olmasa bile bu kelime muzafsa esre yine kabul eder. Muzaf mı? Evet. Nereden anladın? Peşine gelen kelime cer alameti almış. Cer alameti olarak esre var burada. Başka cer alametleri de var. Burada esre denk gelmiş. Çünkü kelime gayrimusarif. Mudun kelimesi cemi mükesserdir. Cemi mükesserlerin de cer alameti esredir. Bu yüzden esre almış. Medinetun müfrettir. Mudunun onun cemisi kırık çoğuldur. Şehirler manasına gelmekte. Sonuç Ekber kelimesi gayrimustariftir. Kendisi muzaf olduğu için esreyi kabul edebilecek bir yapıdadır an itibariyle. İlle de esre mi alması gerekir? Yok ama başında harfi cer var. Esreyi gerektiren bir şey var. Bundan dolayı esreyi alabiliyor. Yani gayrimustarif bir kelime eğer esre alması gerekiyorsa yani cer halinde ise ancak cer halinde ise gayrimustarif bir kelime şu iki durumda cer alameti olarak esreyi alır. Bu ikinin dışında cer alameti olarak fethayı alır. İki durum neydi? Kendisinin eliflam başına dahil olması veya bizzat kendisine muzaf olması dedik. Bu kitaplar ülkenin en modern matbaalarında basılmaktadır. Tutbu hazihil kutubu tutbu basılmaktadır. Hazihil kutubu bu kitaplar nerede? Fi ehdesi matabi'il beledi. Ehdes en yeni demek, en modern demek. Gayrimusarif olan bir kelimedir. İsmi taftildir bilenler için. Şimdi bu kelime peşine de bir muzafun ileyh var yani. Ehdes kelimesi an itibariyle hem gayrimusariftir hem muzaftır. Dolayısıyla cer alameti alması gerekirse esre alır. İlla esre alacak demiyoruz. Esre alması gerekiyorsa yani cer durumundaysa bu durumda esra alır almış. Fi var çünkü başında harfi cerdir. Diğer örneklerde eliflamlı olarak gelmesine örnek verilmiş. Şimdi buradaki kelimelere bakalım. Kültür Bakanlığı tarihi camileri restore etti. Kâmet gerçekleştirdi. Vizaratı Sekafeti Kültür Bakanlığı bir termimi El mesacidi et tarihiyeti. Ba harfi cerdir. Termim onun mecruru. Termim kelimesi aynı zamanda muzaf olup el mesacid kelimesini cer etmek ister. Muzafun ileyh olarak kendisine almak ister. El mesacid kelimesi gayrimusarif idi. Başında eliflam olmadan önce yani mesacid iken gayrimusarifti. İsmi mekandır bu kelime. Kelime ne? Ben eliflam dahil olmuş değil mi? El mesacit. Eliflam dahil olduğu için mesacit kelimesi gayrimustariflikten çıkmış artık mustarif olmuştur. Yani temin alması gerekirse artık alabilir.
cer alameti olarak esre alması gerekiyorsa alabilir ve burada cer alameti olarak esre almak istiyor. Neden? Çünkü mesela cid kırık çoğuldur. Kırık çoğulların da cer alameti esredir. Bu yüzden esreyi alabilmiş. Peşine Kuda da en eski Arap kabilelerindendir. Kuda diye bir kabile var. Arap kabilelerin en eskisindendir. Kuda'atu min akdemil kabaili el arabiyyeti. Min harfi cer. Ekdem kelimesi mecruru tabii ki. Ekdem en eski manasına geliyor. Dolayısıyla ismi tafdildir. Eşittir. İsmi tafdiller gayr mustariftir zaten. Dolayısıyla bu kelime ne? Gayr mustarif. Yani esre ve temini kabul etmez. Ama esre almış. Neden? Çünkü bu kelime aynı zamanda muzaf olmuş. Neye muzaf? El kabail kelimesine muzaftır. Gayr mustarif bir kelime muzaf olduğunda esreyi kabul eder demiştik. Bu yüzden esre almış. Peki el kabail'in altı neden çizili? Çünkü bu da gayr mustarif. Bu neden gayr mustarif? Bu da cemi mükesserdir. Tüm cemi mükesserler gayr mustarif olur demiyoruz. Hangi vezinler olur? Aşağıda illaki gelecektir. Bu gayr mustariftir. Cer alameti olarak esseyi alabilmiş. Çünkü eliflamlıdır. Eliflamlıysa cer alameti olarak esseyi almaya elverişlidir. Ve almıştır. Bir ismin gayr-mustarif olabilmesi için bazı kurallar, ölçütler vardır. Yani bir kelime gayr-mustarif mi değil mi ben bunu nereden anlayacağım? Hangi isimler gayr-mustariftir sorusunun yanıtı madde madde aşağıda verildi. Diyor ki Arapçada kullanılmakla birlikte Arapça kökenli olmayan özel isimler. Özel isim hani yer adı, ülke adı, kişi adı gibi. Peki Arapça kökenli olmayan derken hem yani Türkçe'de de var. Mesela şey kelimesini Türkçe'de biz kullanıyoruz. Türkçeleşmiş ama aslında Arapçadır. Şey un Arapça. Veya eşya gidip eşya alıyorsun. Yani bu eşya Arapçadır. Şey un kelimesinin çoğuludur hatta. Şey kelimesinin çoğulu eşya gelir. Arapçadır. Türkçeleşmiş artık. Türkçe'de kullanıyoruz. Veya ecdat diyoruz. Cet diyoruz. Ecdat. Ecdat da Arapçadan gelmiştir. Bunun gibi Arapçadan Türkçe'ye girmiş, Türkçeleşmiş bir sürü kelime vardır. Aynı durum Arapça için de geçerli. Mesela İbrahim kelimesi aslında Arapça değildir. İshak, İsmail burada yazan hiçbir kelime kökeni itibarıyla Arapça değil. Arap diline sonradan sokulmuş, dahil edilmiş ve artık Arapçalaşmış kelimelerdir. İşte burada o anlatılıyor. Buna Arap gramer kitapları acemi derler. Yani yabancı kelime. Sonradan dile giren yabancı kelimeler. 2. Sonunda dişil tası. Bulunan Arapça erkek adları da buna dahildir. Hamzetu, Dalhatu, Muaviyetu. Kadın adları da buna dahildir. Sonunda ta olsun olmasın. Suadu, Meryemu, Esma'u, Zeynebu, Aişetu, Fatımetu. Burada Hamza erkek ismi, Dalha erkek ismi, Muaviye erkek ismi ama sonunda kapalı ta var. Taymer, Buhtan, müenneslik tası dahil olmuş. Yani bu kelimeler lafızları, yazılışları itibariyle müennes kabul edilebilir ama manalar itibariyle müzekkerdir, erkek adıdır çünkü. Kadın adları dedik. Suadu, Meryem, Esma, Zeynep, Aişetu. Tabii dikkat çekilecek nokta Zeynep de Ayşe olsun. Çünkü Zeynep'te müenneslik alameti yok, yazılışta yok. Aişe'de ise vardır. Bileşik yani mürekkep mezci, mürekkebul mezci, mürekkebin çeşitleri var. Mezci kısmı kastedilmekte. Bileşik özel kişi ya da yer adları. Hadramevte, Ba'ne, Bekke, Ma'li, Keribe en yaygın olarak verilen 3 örnektir. Hadramevte aslında Hadra diye bir kelime var, bir de Mevt diye bir kelime var. Ba'ne diye bir kelime var, bir de Bekke var. Ma'li diye var, bir de Keribe diye var. İki kelime burada birleşerek tek bir kelime haline gelmiştir. Buna Türkçe'de örnek olarak biz neyi veriyoruz? Çanak,
kale. Bir tane çanak diye bir şey var, bir de kale diye bir şey var. Bu iki kelime birleştirilerek farklı bir manada kullanılıyor artık. Değil mi? Çanak, kale derken herhangi bir çanak, yani çanak tabak gibi bir şey kastedilmiyor. Bir şehir adı olmuş. Şehir adı evet, ama iki tane farklı kelimeden oluşmuş, bileşik kelimeden oluşmuş bir yeni bir isimdir. Yeni bir manadır. İşte bu tür kelimeler de bileşik isim olarak gayrimustarif olduğunu bilmeliyiz. Sonunda elif ve nun bulunan özel isimler. Üthmanu, Adnanu, Affanu, Mervanu, İmranu. Bunların hepsi özel isim. Artı sonlarında elif nun var. Elif nunla bitmiş. Ha, öyleyse gayrimustariftir. Fiil kalıbında, formunda olan özel isimler var. Mesela teğlibu. Teğlibu nedir? Bir özel isimdir. Bu bir fiil formunda, evet. Ama fiil değil bu. Yahya. Hayye Yahya. Yahya muzari fiildir. Ama bu aynı zamanda özel addır. Özel ad olarak kullanılıyor ve fiil kalıbındadır. Ha, öyleyse gayrimustariftir. Yezidu. Zade Yezidu. Zeyde. Ecref bir fiil. Ecrefi ya'iden muzaridir bu. Muzaridir ama an itibariyle muzari olarak kullanılmıyor. Fiil vezninde, fiili görünümlü ama özel addır. Özel ad olarak kullanılırsa, yani diyebilirsin ki bir fiil özel ad olarak kullanılırsa gayrimustarif olur. Bu şekilde de bakabiliriz konuya. Yani şu fiile benziyor. Neden? Çünkü aşe yani şu aşe mazi yani şu muzari. Bu da yani şu zaten. Bu da muzaridir. Ama an itibariyle muzari olarak değerlendirilmemiş, özel isim olarak değerlendirilmiş. Fiil kalıbında olduğundan da gayrimustariftir. Yenbu'u, yenbu'u, nebe'a, yenbu'u, yeşkuru, şekara, yeşkuru, hamide, yahmedu, ehmedu, nehmedu, nefsi mütekellim vahde, birinci kalıp, hamide, yahmedu, kökünden, muzari, birinci şahıs ne gelir? Ehmedu diye gelir. Yani fiil veznidir bu. Direkt fiildir diyebilirsin. Ama özel isim olarak değerlendirildiğinde bunlar ne olur? Gayrimustarif olur. Yok, ben bunları fiil olarak değerlendiriyorum dersen gayrimustarif olmaz. Fualu kalıbında olan özel adlar. Mesela Ömer, Zuhal, Hübel, Züfer, Lübet gibi. Fual vezninde olan bir özel isim bu. O zaman nedir? Gayrimustariftir. Buraya kadar 7 tane madde saydı. Gayrimustarif olan tekil yapılar. Ef'alu bu kalıpta genellikle ismi tafdil ile renk ve vücut özelliklerini tanımlayan eril isimler gelmektedir. Ef'alu. Mesela Ekramu ismi tafdildir. Es'adu öyledir yine. Esvedü siyah, esfer sarı. Bu kalıpta gelen kelimeler ne olurmuş? Gayrimustarif olur. Fe'la'u vezninde gelen kelimeler de gayrimustarif olur. Bu kalıp yukarıdaki isimlerin dişil karşılıkları ile diğer bazı dişil isimleri içerir. Yani müzekkeri ef'alu, müennesi fe'la'u gelmekte. Esvedü sevda'u, ehmeru hamra'u, esferu safra'u, hadba'u devam ediyor bu şekilde. Bunlar da nedir? Gayrimustariftir. Demek ki fe'la'u vezinde gelen kelimeler gayrimustariftir. Bir de ne var? Fe'la var. Bazı terim, mastar, özel isim ve yer adları bu kalıpta gelmektedir. Fetva mesela. Fehva, Selma, Şekva. Fuğla, ismi tafdilin eril, en üstünlük derecesinin dişil karşılığı ile bazı isim ve mastarlar. Fuğla, ismi tafdil veznidir. Nurma, Büşra, Kübra, Kusva gibi. Hani Büşra bir özel isim bir yerde. Özel isim olarak dilimizde kullanılmaktadır. Büşra kelimesi ne tür bir kelimedir? İsmi tafdildir. Veya Kübra kullanılıyor. Kübra nedir? İsmi tafdildir. Kusva ismi tafdildir. Hüsna ismi tafdildir. Fualu vezni sayılarda üleştirme amacıyla kullanılıyor bu kalıp. Uhadu. Uhadu. Uhadu.
Uhad birer birer demek. Üleştirmek bu yani. Birer birer, ikişer ikişer. Uhadu birer birer. Humase. Beşer beşer. Sünae. Yine aynı şekilde üleştirme. Fa'lanu sırasıyla eril ve dişil olan sıfat ya da sıfatı müşebbehe gibi isimler. Atşanu atşa sırasıyla derken yani atşanu müzekkerdir, atşa müennestir. Zam'anu müzekker, zam'a müennes. Galbanu müzekker, galba müennes. Müzekker müennes. Sıralaması burada geçerli ve bunlar sıfat-ı müşebbehedir. Sıfat-ı müşebbehe nedir? Bir de bu var. İsmi faili benzeyen sıfattır diyebiliriz kısaca. Gayr-ı musarrif olan çoğul kalıplar. Efailu vezninde gelebilir. Efailu neyin cemisi olur? Efailu'dan gelebilir. Veya başka nereden gelebilir? Uf'ul'den gelebilir. Uf'uletun'dan gelebilir. Ve if'alun'dan gelebilir. Bunlar tekildir. Bunların her birinin de cemisi efailu şeklinde gelir. Örnek. Ekberu müfrettir. Ekabiru onun cemisidir. Şimdi ekabir kelimesi gayr-ı musariftir. Neden? Çünkü müfredi ekberu vezninde olan efailu vezninde bir kelimedir bu. Efadilu, enamilu, esabiu, esaviru hepsi de efailu vezninde cemiler olduğunda nedir bu? O zaman gayr-ı musariftir. Müfredleri ekberu, efdalu, isbau ve isveru şeklinde gelmiş. Efailu vezninde gelen çoğul kalıp da gayr-ı musarrif olur. Bu neyin cemisidir? Şunun cemisi gelebilir demiş. Örnek de vermiş mesela. Easiru gayr-ı musarriftir. Ekalimu gayr-ı musarriftir. Mefailu vezninde gelen cemiler de gayr-ı musarrif olur. Bu neyin cemisi olabilir mesela? Mefalun, mefailun, mefalatun, mifalun. Muf'ulun ve mif'aletun kelimelerinin cemisi olarak gelmiş olabilir. Mesakin, medaris, medahin kelimeleri gibi. Başka mefa'ilu. Fa'ailu. Fa'ailu. Fevailu. Fevailu. Bunlar hepsi kırmızı kelimeler gayrimusariftir. Hepsi cemi, kırık çoğul bunlar. Ha, neyin cemisidir diyor. Şunların cemileri olarak gelir. Örnek ver bakalım. En sağda müfretleri, solda da cemileri yani bu kalıpta olanları verilmiştir. Önemli midir? Önemlidir. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Burada daha fazla buna örnek verildiğini görüyorum eski basım kitaba göre. Eski basım kitapta bu çoğul kalıbına bu kadar örnek verilmemişti. Tabi örneklerin çok olması yani bir sürü vezin verilmesi işi zorlaştırıyor. Çünkü hangi birini ezberleyeceksin? Bu ayrı bir sıkıntı. Fuala'u. Edibun udeba, emirun ümera gibi. Ef'ila'u, fa'ailu, fa'ala şeklinde geliyor. Ve diyor ki önemli istisnalar ve diyor ki önemli yani. 3 harften oluşan ortanca harfi sukun ile harekeli kadın adları veya ülke, şehir, köy adları gayr-ı musarriflikten çıkabilirler. Yani tenvin ve kesre harekesini kabul edebilir. Hint Kahire'den döndü. Adet döndü kim? Hindun. Hint miner kahireti kahireden. Hindi kelimesi 3 harften oluşup ortanca harfi sukun ile harekeli olan kadın adıdır. Hindun. Veya zehebtu ma'a nurin. Nur yine bir kadın adıdır. Nurin. Vav sakin. Ortanca harf yine sakindir yani. Yine buraya örnek olur. Tu'teberu misrun. Ortanca harf yine sakindir. Üç harfli bir özel isimdir ve ortanca harf sakindir. Yine buraya örnek olarak uygundur. Ha demek ki üç harfli ise bir kelime, herhangi bir kelime değil tabi. Kadın adları, ülke, şehir, köy adları bunlar.
Ortanca harfi sakin ve üç harfli ise bunlar gayrimusayiplikten çıkabilir dedi ve çıkmışlar. Çıktıklarına örnek. Bazı çoğul menkus isimlerin belirsiz iken ref ya da cer durumlarında musarif oldukları dikkati çekmektedir. Vel fecr ve leyalin aşr. Bu niye anlattın? Şimdi leyal kelimesi cemi mükesserdir. Leyal, feal vezninde gayrimusarif değildir. Dikkat et diyor. Ve erbaa meanin. Mean kelimesi yine gayrimusarif değildir. Arapça gayrimusarif kelimelerin yapılarını inceleyiniz ve tekrarlayınız. İştehara Ümeru bi'addihi cümlesinin irabını yapın bakalım demişler. İştehara meşhur oldu, meşhurdur kim? Ümeru, Hazreti Ömer. Ne ile Hazreti Ömer meşhurdur? Bi'addihi adaletiyle. Burada dikkatimizi çeken irabını yapmamız gereken şey esasen Ömer kelimesidir. Ümeru diye yazılıyor. Gayrimusariftir, merfudur, raf alameti zammedir, tek ötredir yani tenvin değildir. Mesela bunun yerine Muhammed yazsaydık, iştehara Muhammedun veya Ali yazsaydık, iştehara Aliyun iki ötre alacaktı. Çünkü onlar gayrimusarif değildi. Ama Ömer gayrimusarif olduğundan tek ötre almıştır. Bi adlihi adaletiyle. Ba harfi cer adilli onun mecruru adil muzaf. Hi onun muzafı ilehi. Hi zamirdir, mebnidir. Dolayısıyla mahallen ilap alır, mahallen mecrurdur diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 94, Nazihat 17, Saf 12, Cin 11. Bu arada geçen gayrimustarifleri söyleyin de görelim diyorlar. Diyanet'in sitesinden hemen 94'e bakıyoruz. Kalu ya zel karneyni inne yecuce ve mecuce. Müfsidûne fil ardı fehel nec'alu leke harcen alâ en tec'ale beynenâ ve beynehum seddâ. Buradaki Yecüc kelimesi fiil vezninde ama özel isimdir. Yecüc. Yecüc, Mecüc özel isimdir bu. Ama fiil vezninde adeta muzari gibi. Başında muzarattan ya harfi varmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla gayrimusarif olmaktadır. Naziat 17'ye bakalım. İzheb ila firavna. İla harfi cerdir. Firavun kelimesinin nununu esrelemesi beklenirdi. Firavni. Ama firavun kelimesi özel bir isim. Ve aynı zamanda acemi yani Arapçaya sonradan girmiş, Arapçalaşmış bir kelime. Aslı itibariyle Arapça değil. Bundan dolayı firavun nedir? Gayri musariftir. Celalameti fethadır. Saf 12. Yağfir lekum zunubekum ve yudhilkum cennatin tecri min tahtel enharu ve mesakine. Mesakin kelimesi gayrimusariftir. Bulunduğu vezinle alakalı olarak yani kırık çoğuldur. Her kırık çoğullu gayrimusariftir demiyoruz. Kırık çoğulların bir kısmı böyledir. Belirli vezinler var, kitapta verildi. Bu da o vezinlerdendir. Dolayısıyla gayrimusariftir. Cin suresi 11 numaralı ayet. Ve enna minna salihun ve minna dune zalik kunna daraika. Daraik kelimesi gayrimusariftir. Niye? Çünkü yine belirtilmiş olan cemi mükesser vezinlerinde gelmiştir. Bundan dolayı daraik kelimesi gayrimusariftir. Bunu da ifade ettik. Peki devam edelim. Harfi cer ile kullanılan bazı fiiller. Biliyorsunuz ki bu fiillerin bizzat kendisi mesela istenede olarak veya bunun meçhulü veya muzarisi, emri yani fiilin kendisi ve türevleri burada söz konusu. Direkt istenede yazıldı diye sadece bu değil buna dikkat etmek gerekiyor. İstenede fiilinden sonra ila gelirse bir şeye yaslanmak manasına gelir. Bunu aynen böyle yazıyoruz bir yere. Ekbele ala. Ekbele'den sonra ala gelir ise bir şeye yöneldi, ilgi duydu manasına gelir. Cahera bi. Cahera fiilinden sonra ba harfi cerri gelirse bir şeyi açıkça ifade etmek manasına gelmekte.
Kur'an-ı Kerim'in Ra'd suresi 13, Lokman 13 Kerim burada geçen haficeli fiilleri tespit edin. Ra'd 13 ve yusebbihu'r-ra'du bihamdihi vel melaiketu min hifeti ve yursiru's-sava'ika fe yusibu biha men yasha'u. Burada az önce verilen fiillerden birisi var mı? Az önce geçen fiillerden herhangi birisi yok sanırım. Şu an fark edemedim. Farklı fiiller söz konusu olabilir. Mesela cadile, yücadilü fi. Fiil artı harfi cer söz konusu. Burada var. Ama direkt o değil mesela. Sebbaha yusebbihu bi. Yine var. Kitapta geçen fiiller yok ama. Lokman suresi 13. Ve kâle Lokman libnihi ve huve ya'izuhu ya buneyye la tüşrik billah. Burada da yok. Az önce geçen fiillerden yok yani. Yoksa la tüşrik billah şerike fiilinden sonra ba harfi cirri gelmiştir. Kâle'den sonra li gelmiştir. Bunları fark ediyoruz yani fiilden sonra gelen harfi cer olarak değerlendirilebilir. Ama bizzat az önce kitapta geçen o belirli fiillerle alakalı değildi bu soru. Kalıp ifadeler. Bi gazzin nazari an, görmezlikten gelerek, göz ardı ederek, önemsemeyerek manalarına geliyor. Alet tevali sırasıyla. Cedirun bi zikri, övgüye layık. Kıraetün bir okuma, kıraetün okuma parçası nedir bu? El-Vekâi'u, Vekâi'. Nedir El-Vekâi'? Evvelu sahifetin Mısriyetin, ilk Mısır gazetesidir. Evvel ilk sahife gazete Mısriyetin Mısır'a ait. Mısır'a ait ilk gazetenin adı nedir? Budur yani El-Vekâi'dir. Sadarat çıktı. Ne? Evvelu sahifetin Mısriyetin ilk Mısır gazetesi çıktı. Ne zaman? Fi 25 Cumada el-Ula Hicri olarak 1344. 25 Cemazel-Evvel Hicri olarak 1344'e denk geliyor bu. El-Muvafiku denk gelmektedir bu. 25 Cemazel-Evvel 1344 4 neye denk gelir? El muvafiku denk gelmektedir. 3 Disembere miladi olarak mim miladi he hicri miladi olarak 1828'e denk gelmektedir. Yani 3 Aralık Disember Aralık demek. 3 Aralık 1828'e denk gelmektedir. Ne? Hicri 1344 25 Cemazel evvel buna denk geliyor. Toparlayalım. 25 Cumazevvel 1344 neye denk gelir? 3 Aralık 1828'e denk gelir. Fakat şüphesiz ki kame gerçekleştirmiş idi. Fakat kame bir tesisi ha o gazetenin tesisini yani kuruluşunu gerçekleştirmişti kim? Vali Mısır'a. Mısır valisi. Mısır valisinden maksat kimdir? Mısır valisinden maksat Mehmet Ali Paşa. Mehmet Ali Paşa. Mısır valisi olan Mehmet Ali Paşa onun tesisini yani kurulumunu gerçekleştirmiştir. Ve sümmiyet isimlendirdi. İsimlendirildi bir sahifeti El-Vekâi'u El-Mısriyetu diye. Ve sümmet isimlendirildi. Ne? Hiye o gazete, o Mısır gazetesi isimlendirildi. Gizli zamir hiye burada naibi fail olur. Ne diye isimlendirildi? Ona ne ad verildi? Bir sahifeti el-vakai'u el-mısriyetu. El-vakai el-mısriye parantez arasındaki kelime yani bu bir isim. Gazeteye verilen isim budur diyor. Ve kânet idi tuvezza'u tevezza'a tuvezza'a
Vezze'e, tevezze'e, tüvezze'u, meçhul, muzari fiil. Dağıtılır idi, dağıtılıyor idi. Kehanetten dolayı idi diyeceğiz. Dağıtılıyor idi. Ala fi'atin muhaddedetin minennâsi. Sınırlı sayıdaki insana dağıtılmaktaydı. Herkese dağıtılmıyordu bu gazete. Ve onlar da kimdi? Lubbadul ceyşi. Ceyş ordu. Ordu mensupları idi. Ordudaki subaylar. Ve tullabul bi'sati. Burslu öğrencilere dağıtılmaktaydı. Ve muvazzafu ed-devleti. Devlet, muvazzafu memur, görevli. Yani devlet memurlarıydı. Bu saydığımız 3 sınıfa gazete dağıtılmaktaydı. Fakat şüphesiz ki iktelat gerekli kıldı. Nehvatu Misra. Mısır Rönesansı gerekli kıldı. Hangi devirde? Fi ahdi Mehmet. Ya da Mehmet değil, Muhammed Ali. Muhammed Ali döneminde, o devirde Mısır Rönesansı gerekli kılmış idi. Peki neyi gerekli kılmış idi? İsdar. İsdar çıkartmak demek. Estara yüstür, istar mastardır ifal babından. İsdara hadihi sahifeti. Bu gazetenin çıkartılmasını gerekli kılmıştı. Ve daha neyi gerekli kılmıştı? Gerekli kıldığı bir diğer şey nedir? İnşa'il metbaati bulaka. Bulak matbaasının inşasını, kurulumunu da gerekli kılmıştı. Ne gibi? Ke evveli metbaatin, ilk matbaa gibi. Lil hukumetil misriyeti, Mısır hükümetine ait olan ilk matbaanın kurulması gibi. Ve kânet idi hâzihi sahîfetu, bu matbaa idi. Neydi? Minberan, bir minberdi, yani bir kürsü idi. Kimler için? Limfekkiri Misra, Mısır mütefekkirleri, düşünürleri için bu gazete adeta bir kürsü gibiydi. Oradan konuşurlardı. Ve daha ne gibiydi? Me'ruvan, sergi yeri, sergi mekanı. Ne için? Li'eklamihim, onların kalemleri için bir sergileme yeriydi. Ve buhusihim, ve araştırmaları için de bir sergi yeriydi. Yani araştırmalarını ve kalemleri diyor. Kalem yazı düşüncelerini yayınlama yeriydi. Tedavverat es-sahifetu. Gazete gelişti. Ve temeyyezet, ve öne çıktı. Bi enneha, o kânet idi tebhesu, araştırmalar ile öne çıktı. Fi mesaile maliyetin, mali meselelerde araştırma yapmak. Ve ilmiyetin, ve ilmi konularda da araştırma yapmak. Tedavvarat gelişti. Es-sahifetu gazete, ve temeyyizet temeyyüz etti. Belirginleşti. Bennaha, o gazete kânet idi, çünkü neydi? Tebhasu, araştırıyordu, araştırma yapardı. Mali ve ilmi konularda. Ve lem taktasir ala neşril havadise. Lem taktasir, yetinmedi. Neyle? Ala neşril havadisi. Havadis, neşretmek. Yani haber yayınlamakla. Öyle haber ki er resmiyeti, resmi haberleri yayınlamakla yetinmiyordu, yetinmemiş idi. Fakat yalnızca demek, sadece resmi haberleri yayınlamakla yetinmemişti bu gazete. Fi bidayetiha, onun bidayetinde, yani kuruluşunda, başlangıcında, sadarat hiye, o gazete çıkmış idi. Bi erba'i safahatin, 4 sayfa olarak, 4 sayfa halinde çıkmış, yayınlanmış idi. Ve kânet idi mevâli'uha, o el asliyetu, onun asli konular arasında, onun asli konuları idi. Neydi? Bil lugati Türkiyeti, Türk dili ile idi. Onun asli konuları Türk dili ile yayınlanmaktaydı yani. Ve yetim mu
ترجمتها إلى اللغة العربية. ويتم تم يتم تم olurdu. Tercemetuha, onun tercümesi, yani Türk dilinin tercümesi tamamen gerçekleşirdi. Neye? İle lügatil arabiyyet. Türkçeydi ama tamamen de Arapça çevrilir idi, çevrilmekteydi. Ve sadarat. İftitahiyyetul adedil evveli. Sadarat iftihadu adedil evveli. Gazetenin ilk açılış sayısı, ilk çıkış sayısı. Lil ceridete, gazetenin bil lüveteyni, iki dil ile birlikteydi. Gazetenin ilk çıkış sayısı çift dilliydi yani. Hem Arapça hem Türkçe olarak yayınlanmış idi. Ve kâne idi ne evvelu müdiri tahririn. Yazı işleri müdürünün ilki, ilk yazı işleri müdürü. Lil Ceridi, gazetenin ilk yazı işleri müdürü idi. Neydi? Türkiyen, Türk idi. Ve peki o Türk dediğimiz kişi kimdi yani? Yazı işleri müdürü kimdir? Sami Efendi'dir. Sami Efendi kimdir? Ehadu müessisil ceridi, gazetenin kurucularından birisidir. Müessis, tesis edici, kurucu. Ehad biri. El Ceride gazete. Gazetenin ilk kurucularından biridir Sami Efendi. Aynı zamanda budur. Aynı zamanda yazı işleri müdürüdür. Emmel kısmul arabiyyu. Arapça kısmına gelince fekane idi. El mes'ulu anhu. Ondan mes'uldü Arapça kısmından kim? Es-seyyidu. Seyyid efendi demek kelime manası olarak. Es-seyyidu şihabuddin Muhammed İsmail adlı kişi onun Arapça kısmından mesul idi. Sümme sonra ne oldu? Tevella üstlendi. Kim? Rifaetu Tahtaviyyu. Rifat Tahtavi üstlendi. Neyi? Riasete Tahriri. Yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Ne zaman? Ame. Am yıl demek. 1842 yılında. Hicri mi miladi mi? Mim var. Demek ki miladi olarak 1842 yılında yazı işleri müdürlüğünü Rıfat Tahtavi Efendi üstlenmiş. Vekâne idi ehemmu incazatihi. İncazat icraat demek. Ehem en önemli demek. Vekâne idi ehemmu incazatihi onun en önemli icraatlerinden idi. Ney? Ce'ale lügatil arabiyyi, Arap lügatını kılmak, Arap dilini yapmak. Ne yapmak? Esasen esas yapmak. Ne için? Lil ceridi, dergi için, gazete için. Gazetenin esas dilini yani ne yapmış? Asıl dilini Arapçaya çevirmiş. Buradaki ce'al çevirmek diyebiliriz. Yukarıda Türkçe demişti. Türkçe olarak geçmişti değil mi? Burada asıl dili Türkçedir demişti. Şimdi de ne diyor? Onu Arapçaya çevirdi. Ve lügatü türkiyyetu, Türk dili ise hiyo nedir? Et tercümetu. Artık tercüme olmuştur. Li mevâdî'iha. Buradaki vav için ve diğer icraatı neymiş yani? El-lugatü türkiyyetü, Türk dili ise hiyo nedir? Et-tercümetü, tercümedir artık. Li-mevâdî'iha. Türk dili ne yapmakmış? Konuların çevrildiği dillerden birine getirmekmiş. Diğer icraatı neymiş? Türk dilini konuların çevrildiği dillerden birisi yapmak. Ve fî ehdil. Burada ne yazıyor? Hidiv İsmail. Hidiv İsmail döneminde, zamanında bedeet başladı. El vekai'u. Vekai adlı gazete neye başladı? Tusderu. Çıkartılmaya, yayınlanmaya,
cedidin, yeni bir tasarım ile. Cedid yeni, tesmim tasarım. Yeni bir tasarım ile çıkartılmaya, basılmaya, yayınlanmaya başlanmış. Ve esbaha oldu. Kalemuha, onun kalemi müstakil oldu. Yani yazı işleri bağımsız hale geldi, müstakil oldu. Sümme sonra bedet başladı. Tesduru, yayınlanmaya. Yevmiyen, günlük olarak. Adel cumaati, cuma günü hariç, cuma günleri hariç olmak üzere günlük yayınlanmaya başlanmış artık. Her gün çıkıyormuş. Ve kâne idi mes'uluha demiş. Mes'uluha. Mes'uluha değil de şurada vav olmamalı. Mes'uluha. Onun mes'ulu idi. Yani gazetenin sorumluları idi. Neydi? Amele. Ya'meluna. Amile ya'melu. Ya'meluna. Çalışıyorlardı. Ala en tekune. Olması için. Neyin olması için? Hi, o gazetenin olması için. Gazetenin ne olması için? Zate sahip. Esalibe üsluplar demek. Selimetin. Akıcı. Ve fasihatin, ve fasih bir dile, bir üsluba sahip olması için onun sorumluları çalışmaktaydı. Ne zaman? Fi ami 1911 miladi. Miladi 1911 yılında ne oldu? Esbahat el-Vakai'u adlı dergi oldu. Gazete oldu. İyi de ne oldu? El-Ceridete, el-Resmiyete, resmi gazete oldu. El-Vakai'u adındaki o dergi, o gazete ne olmuş? El-Ceridete, el-Resmiyete, artık o resmi gazete olmuş. Neye ait resmi gazete? Lil hukumetil Mısriyeti, Mısır hükümetine ait resmi bir gazeteye dönüşmüş olmuş. Lem temeyyüz etmedi. Yani yetinmedi diyebiliriz. El-Vakai'u, Vakai adlı gazete, denha o, min ehemmi ve ekdami suhufi sadirati. Lem tetemeyyez, yetinmedi. El-Vakai'u, Vakai adlı gazete, bi enneha o, min ehemmi. Ekdami suhufi, suhuf, gazeteler. Ekdam, kademun. Ekdam, en eski demek. En eski gazetelerden birisi olmak ve en önemlilerinden birisi olmakla yetinmedi. Öyle gazete ki, es-sadiratı çıkan. Yayımlanan en eski gazete ve en önemli gazete olmaktan geri kalmadı. Nerede? Fi Mısır'a. Mısır'da, hasaten özellikle Mısır'da. Ve Şark-ı Evsedi ve Orta Doğu'da âmeten, genel olarak. Genel bir bakışla Orta Doğu'da, özel bir bakışla Mısır'da yayımlanan en eski gazete olmaktan ve en önemlisi olmaktan geri kalmamıştır. Böyledir yani. Bel aksine kânet idi, hiye o gazete el ula ilki idi. Ennatikate konuşan, bil arabiyeti Arapça. Gazete Arapça konuşamaz elbette. Dolayısıyla Arapçayı kullanan ilk gazete olmuştur. Vehtevanet, ihtevanet. Bünyesine kattı. Hiye o gazete. Adeden kebiran. Adet sayı kebiran büyük, yani pek çok sayıyı, pek çok şeyi kattı. Min ruvadin nehvati. Ruvadin nehva kalkınma demek. Kalkınmanın öncüsü. Vel hareketil fikriyeti ve fikir hareketi. Düşünce hareketinin öncülerini kendisine kattı. Böylece parçanın tercümesi tamamlanmış oldu. Şimdi fehmul mekru, okuduğunu anlamak. Okuduğundan ne anlıyorsun? Soruları cevaplayın. Meta, ne zaman? Ve eyne, ve nerede? Sadarat çıktı, yayınlandı. El-Vakai'ul Mısriyyet, Mısır gazetesi.
buradaymış. Sadarat hiye fi Mısra senete 1828. 1828 yılında Mısır'da çıkmıştır, yayınlanmıştır. İkinci soru ne? Hel sadarat el ceridetu bil lügatil arabiyet. Arap dilinde bu gazete yayın yapmış mı diyor. La hayır innaha, çünkü o sadarat bil lügateyni. İki dil olarak yayın yapmıştır. O da nedir? Et Türkiyetu vel Arabiyet. Türkçe ve Arapçadır. 3. Hel kânetil ceridetu tüvezza'u aleşşe'bil Mısri. Hel kânet mi idi? El ciridetu gazete mi idi? Ne miydi? Tüvezza'u dağıtılır mıydı? Aleşşe'bil Mısri'yi Mısır halkına. Şe'b halk. Gazete Mısır halkına dağıtılıyor muydu? La hayır. Bel aksine kânet idi. Tüvezza'u dağıtılır idi. Alâ fi'etin minen nukbeti. Bir takım insanlara dağıtılıyordu. Herkese değil. Hel kânet il ciridetu tetenâvelu mesâile lugaviyeten. Hel mı mi mu kânet el ciridetu gazete miydi? Ne miydi? Tetenâvelu ilgileniyor muydu? Mesâile lugaviyeten. Dil konularıyla mı ilgileniyordu gazete? La hayır. İnnem ancak kânet idi. Tetenâvelu ilgileniyor idi. Mesâile maliyeten ve ilmiyeten. İlmi ve mali konular ile ilgilenmekteydi. Hel uligat el ceridetu alâ ahdil Hidiv İsmail. Hel uligat kapatılmış mı idi? El Ciridetu gazete. Gazete kapatılmış mıydı? Ala ahdil Hıdıv İsmail. Hıdıv İsmail döneminde gazete kapatıldı mı? La hayır. Bel aksine uluife izafe edilir. İleyha ona tasmimun cedidun. Yeni dizayn ona izafe edilmektedir. Yani Hıdıv İsmail döneminde gazetenin yeni bir dizayna kavuştuğu kabul edilmektedir. Kapatılmak nerede yani? 2. Doğruysa onay, yanlış ise çarpı işareti koyun demiş. Birincisi kâne Muhammedun veya Mehmet de diyebilirsin. Mehmet de Muhammed de okunabilir bu kelime. Kâneydi Mehmet Ali Paşa veya Muhammed Ali Paşa neydi? Meliken ala arşi Misra. Mısır'da diyor. Melik miydi? Yönetici miydi? Yöneticiydi diyor aslında. Soru yok. Yöneticiydi diyor. Hayır değildi. Kâne tahtaviyyu, tahtavi idi, evvel reisin, ilk reis idi, tahrir-i gazete için. Öyle miydi? Yine değildi, sonradan atanmıştı. Seccere tescil etti Mısır, fi zemeni Muhammed veya Mehmet diyebiliriz. Alâ nehvaten. Nehva, Rönesans denmekteydi. Rönesans manasındaydı. Doğrudur. Onun zamanında olmuştur. Ona işareti. Rönesans ne zaman oldu? Muhammed Ali döneminde oldu. Muhammed Ali. Fi zemeni Muhammedin Ali'yin nehlaten. 4. Kânet el ceridetu ala, pardon hala yok. Tüvezza'u ala fiatin muayyenetin. Belirli kişilere dağıtılmaktaydı gazete. Doğru. Üç sınıf insan vardı. Kânet el vakâi'u ibâraten an ceridetin edebiyyetin. Edebi bir gazeteden ibarettir diyor el vakâi'u. Oysa ki öyle değil. Çünkü ilmi ve mali konulara değinmektedir. Burada ne demiş bakalım? Burada demişiz. Muhtaratun min emsalil arabi. Arap atasözlerinden seçmeler. Arapçası, Türkçesi yazıyor. Burada atasözleri söz konusu. Bunlardan çıkabilir mi? Çıkabilir. İrbit bil hayati. Yaşamla ilişkilendir. Elfitaminatu. Vitaminler. Ve daha neler? Fevaiduha. O vitaminlerin faydaları. Ne için? Lil cismi. Beden için. Vitaminler ve bu vitaminlerin bedene olan faydaları.
Tu'teberu kabul edilir. El fitaminatu vitaminler. Neyden kabul edilir? Min ehemmil anasiri. En önemli unsurlardan kabul edilir. Elleti unsurlar ki yahtacu ihtiyaç duyuyor. Ha onlara. Ne? El cismu beden. Bedenin ihtiyaç duyduğu en önemli unsurlardan bir tanesi de nedir? Vitaminlerdir. Böyle kabul edilmiştir. Ne tehaddesu? Biz bahsedeceğiz. Huna, burada, bu parçada. An mahiyetil fitaminati. Vitaminlerin mahiyetinden, ne olduğundan yani. Mahiye ne demek? Ne olduğu. Ve daha neden bahsedecekmişiz? Fevaidiha, ve o vitaminlerin faydalarından bahsedeceğiz. Tetellefu oluşur. Kelimetu fitamin. Vitamin kelimesi. Türkçe ile yani vitamin diyelim. Minel kelimeti latiniyeti. Latince kelimeden oluşmaktadır. O kelimede ne? Vita yani. Ve tani diyor. Tani yerine nani dese daha iyi olurdu. Nun ile. Nani. Biz kast ediyoruz. El hayat ve kelime. Hayat ve el hayat, hayat ile ve kelimeti amine, amine kelimesiyle. Bunları kastetmekteyiz. Ve nani, yine biz kastediyoruz. Mürekkebun ulviyun. Mürekkebun, mürekkep, bileşik demek. Ulviyun, yine o şekilde. Bileşiktir yani. İlgili kelime bileşiktir. Vita kelimesi ve amine kelimesinin birleşmesi sonucunda oluşmuştur. Vitamin böyle oluşmuştur. Yani çanak, bir de kale var. İki kelime var. Bunlar birleştiğinde nasıl ki çanak kale kelimesi oluyorsa, vita ile amine birleştiği zaman vitamin kelimesi oluşmuştur. Ve bihadihi surati, bu suret ile, fe innel fitaminat, şüphesiz ki vitaminler, hiye o mürekkebatun ulviyetun. Mürekkeptir, bileşiktir, yecibu gerekir, tenavuluha. Tenavul almak, tenavuluha, onu alması gerekir. O vitaminleri bir miktarin münasibin, uygun miktarda bedenin onu alması gerekir. Ve istimrarin, ve devam etmek için. Devamı için. Li devami numul haliyeti. Numu artması, büyümesi. Hali hücre demek. Hücrelerin devamı için bu gerekir. Ve daha ne için? Li devami ameli nümüvvil e'lâi bi intizamin. İntizam ile organların büyümesi için, büyümesinin devamı için de gerekir. Ve inne şüphesiz ki naksaha, vitaminler, o vitaminlerin noksanlığı, fi cismin insani, insan bedeninde, cisim beden demek, insan bedeninde, yüeddi tetikler ila emradin, hastalıkları tetikler. Bedendeki, vücuttaki vitamin eksiklikleri hastalıkları destekler. Tüsemma isimlendirilir, isimlendirilen hastalıkları. Neyle isimlendirilen? Bir, emrâd-ı naksil fitaminat, vitamin eksikliği sebebiyle oluşan hastalıklar başlığı altında yer alan bir hastalığa neden olur. Bir şeklin âmin ve genel olarak tüeddi, destekler, destek olur. El fitaminat, vitaminler ve zâife hâmeten fi cismin insani, insan bedeninde önemli görevleri desteklemektedir. Şimdi vitaminler önemli görevler olarak neleri desteklemektedir? Son 3-5 satırı da geçelim artık. Kaynak şu site diyor. Şu siteden özetlenmiştir. Et tedribatu, alıştırmalar. Aşağıda bir takım kelimeler verilmiş. Ver munsarif, özel isimlerin son harekesini siz verin. Buradaki kelimeler ver munsariftir. Sonuncu harekesini siz verin diyor. Ve bir not vermiş. Suat ismi Araplarda yalnızca kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Ayşe, Fatma nasıl sadece kızlar için kullanılıyorsa, Araplarda Suat ismi de yalnızca kızlarda kullanılmaktadır.
Meşeytü, meşafi, tufail, bi Osman'e, ba harfi cerdir. Osman gayrimustariftir. Özel isim artı elif nunla bittiği için Osman kelimesi gayrimustarif olur. Sadece özel isim olduğu için değil. Muhammed de özel isim ama gayrimustarif değil. Ali de özel isim ama gayrimustarif değil. Özel isim artı elif nunla bitmiş. Bundan dolayı Osman kelimesi gayrimustariftir. Cer alameti fetha olur. Niye cer alsın ki? Başında ba harfi ceri var. Bunu cer edecek. Bi Osman'e olacaktır. Diğerler için buradan gidelim. 2. Ekame er-racülü müddeten fi Bağdade. Fi harfi cerdir. Bağdat kelimesinin mecrur olması gerekir bu durumda. Bağdat kelimesi gayrimusarif olduğundan dolayı cer alameti fetha olmalı. Bağdade fetha almıştır. Yani Bağdat niye gayrimusarif ki? Çünkü Bağdat da bir özel isimdir, bir bölge adıdır ve aynı zamanda sonradan Arapçalaşmış bir kelimedir. 3. Kafe el müdiru Ümera bi caizetin. Ümer kelimesi gayrimusariftir. Her zaman için böyledir. Amir kelimesinden dönüşmüş. Kendisinde udüllük yani dönüşme var. Artı özel isim. Bu iki gerekçeden dolayı gayrimusarif olur. Kafe fiildir. El müdiru faildir. Ömer ise mef'uldür. Nasb alameti olarak fetha almıştır. Yani gayrimusarif olmasaydı da fetha ile bitecekti zaten. Kabeltu suade. Özellikle suat kelimesini bize anlatmıştı ama gerek yokmuş. Çünkü kabele fiil tufail, suat mef'uldür. Gayrimusarif olsa da olmasa da nasb alameti olarak fethayı alacaktı zaten ve almış. Kabeltu karşılaştım suat ile. Nerede? Yolda. Kafe'e mükafat verdi, ödül verdi. El müdiru, müdür, Ömer'e bin caizetin ödül vermiş yani. 5. Limada niye gallipte sen kızdın ala Meryem'e? Meryem'e sen neden kızdın? Ala harfi cer, öyleyse Meryem'in mecrur olması gerekir. Cer alameti olarak Esra almayı isterdi ama kendisi gayrimusarif. Bu yüzden kendisi Esra değil de Fetha'yı cer alameti olarak almaktadır. Gayrimusarif isimleri tespit edin. Medaris gayrimusarif niye? Bulunduğu kalıpla alakalı. Medaris çoğul, kırık çoğuldur. İlgili kalıp gayrimusariftir. Medaris yani aynı şekilde metaimu aynı kalıp yine. Tek fark burada sonuncu harf fetha çünkü başında fi harfi cerri var. Cer alameti olarak kelimenin sonuna fetha vermiş. Buradaki medaimu kelimesi mecrur durumunda olmadığı için yani başında harfi cer olmadığından kelimenin sonuncu harfinin fetha olmasına gerek kalmamış. Vezin aynı yani. Medaris, medaim. Aynı vezin derken ne kastediyor bu hoca? Üçüncü harf met harfi. Ve dördüncü harf esreli. Üçüncü harf met harfi, dördüncü harf esreli. Aynı şekilde üçüncü harf met harfi, dördüncü harf esreli. Ceraid. Baris. Bu şekilde devam etmiş. Bu kırmızı olarak çizilenlerin hepsi gayrimusariftir. Gerekçeleri yukarıda geçmiş olan cemi, mükesser, kırık, çoğul vezinlerinde olmalarıdır. Bu yüzden bunlar gayrimusariftir. Yani bir kelimenin gayrimusarif olduğunu bilmek yeterli değil. O kelime neden gayrimusarif? Gayrimusarif olmasına neden olan şey nedir? Onu da bilmek gerekiyor. Gerekiyor derken sınavda çıkma ihtimali var yani. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları parantez içinde bulunan ve cümleye anlamca uygun olan kelimelerle doldurun demiş. Ehtacı ben ihtiyaç duyuyorum ila kütübin kitaplara ve kalemin ve kalemlere ve daha neye ihtiyaç duyuyorum? Defatirin değil bak. Kutubin, eklamin, defatirin. Hayır. Defatira. Ehtacı fiildir. İhtace, yahtacı, ehtacı. Teyece, iftar babından muzari fiil nefs-i mütekellim vahde diyoruz buna yani birinci şahıstır. Ene gizli zamir faildir. Peşine ila var. İla harfi cer olduğu için peşine gelen kelimeyi mecrur etmek ister.
Kutubin mecrurdur zaten. Kutup ne? Kitabın, kitabın kutup cemi mükesserdir. Kırıkçı yani. Kelime mecrur peşine vav gelmiş. Buradaki vavın görevi sağındaki irabı sola aktarmaktır. Sağındaki kütüp ney? Mecrur. O zaman soldaki de mecrur olmalı. Eklamin. Evet, o da mecrur oldu. Kütüp kelimesinin sonuncu harfi esre. Eklam. Bunun da esre yani. Temin almışlar. İkisi de mecrur. Yine vav var. Vav ne yapar? Sağdaki irabı sola aktarır. Madem ki eklamin mecrurdur. O zaman defatir. Bunun da mecrur olması gerekir. Olsun. Defatira. Sonuncu harf fetha ile mecrur. Çünkü gayrimustariftir. Niye gayrimustarif? Çünkü az önceki vezinlerde gelmiş yani. Yine kırık çoğuldur. Rasemtu suraten. Rasemtu ben suraten bir resim çizdim, resmettim. Bir kalemin bir kalem ile öyle kalem ki ehmera kırmızı bir kalem ile resim yaptım diyor. Bir kalemin ba harfi cer kalem kelimesi mecrurdur. Öyleyse madem ki mecrur peşine gelen de mecrur olması gerekir. Neden? Çünkü ehmer kalem kelimesinin sıfatıdır. Sıfatlar mevsuflarına yani neyin sıfatı olmuşlar ise ona tabi olurlar. Hangi yönden? İrab yönünden. Peki ehmer şimdi mecrur mu yani? Evet. Cer alameti ne? Fetha. Neden? Çünkü gayrimusarif. Niye gayrimusarif? Yukarıda geçen vezinlerden olduğu için. 3. Zara es-saihu. Zara ziyaret etti es-saihu. Turist ma'alimel medinet. Ma'alime kelimesi. Şimdi zara fail. Es-saihu. Pardon. Zara fiil. Es-saihu. Faildir. Merfu raf alameti. Zamme. Bize meful lazım. Mef'uller mensup olur. Maalime nasb alameti olarak fethayı almış. Burada şuna dikkat çekmek istiyor. Maalim kelimesi gayrimustariftir. Neden? Yukarıda geçen Kırıkçıoğlu vezinlerinden olduğu için gayrimustariftir. Tamam. Ne olmuş? Şu olmuş. Şimdi yukarıdaki örnekle bunu kıyaslarsak. Bakın. Ehmera fetha almış. Maalime bu da fetha almış. Fetha almış derken sonuncu harfin hareketlerinden bahsediyoruz. Ahmer'de ra'dan, ma'alim'de mim'den. İrab sonla alakalıdır. Ahmera ile ma'alim her ikisi de fetha ile bitmiş. Ama ahmera için mecrur, ma'alime için mensup diyoruz. Neden? Cümlenin akışına bakılırsa ma'alime mef'uldür, mef'uller de mensuptur. Nasb alameti olarak fethayı almış. Ahmer kelimesine bakarsan cümlenin akışı olarak kalemin sıfatıdır. Kalem mecrur olduğu için ehmer de mecrurdur ve cer alameti olarak fethayı almıştır. Yani cer alameti ile nasb alameti aynı. Gayrimustarifin cer alameti de fetha, nasb alameti de fetha, yalnızca raf alameti ötre. Rafı başka, nasb ile cerri başka. Yani nasb ile cerri aynıdır yani rafı onlardan farklıdır. Dolayısıyla bir gayrimustarif kelimede biz fetha görür isek direkt mensup diyemeyiz, direkt mecrur da diyemeyiz. Mesela soru. Aşağıdaki şıklardan hangisinde gayrimusarif mensuptur, mensup olarak yazılmıştır veya hangi şıkta nasb alameti olarak fethayı almıştır dese. Ehmera fetha almış, öyleyse mensuptur diyebilir misin? Diyemezsin. Ama maalime fetha almış, öyleyse mensuptur diyebilirsin. Cümlede ne olarak bulunduğuna bağlı bu. Hangi konumda bulunuyor? Onu etkileyen şey nedir? Buna bakarak karar vereceğiz. Şimdi merfu, mensup, mecrur bunlara biz işlerken dikkat edin yani. Neden dolayı mensup diyorum? Neden dolayı mecrur diyorum? Bu çok önemli bir nokta. 4. Dimeşku. Şimdi Dimeş kelimesi de gayrimustarif ama ötreyle bitmiş. Neden? Çünkü mübtedadır. Dimeşk nedir? Medine'tün bir şehirdir. Öyle şehir ki tarihiyetun tarihi bir şehirdir. Demek ki gayr-ı mustarif raf alameti zamme. Fahasa et-tabibu hamsete merla. Merla kelimesi de gayr-ı mustariftir. Neden? Yukarıda geçen vezinlerden olduğu için. Ne olmuş yani? Peki mensup mudur, mecrur mudur? Güzel bir soru. Fehesa muayene etti. Kim et tabibi doktor? Kimi neyi? Hamsete beşi. Ya beşi kim muayene edebilir? Beş bir rakamdır. Rakam gel buraya seni muayene edelim diyebilir misin? Diyemezsin.
Merla hastalar. 5 hastayı. Ha, Merla 5'ten sonra geldi. Rakamlardan sonra gelen kelimeye ne diyorduk biz? 3'ten 10'a kadar olan rakamların irabı neydi? Bak burada önceki ünitelerle bağlantılı bir cümle gelmiş. Neydi? Cemi ve mecrur idi. Öyleyse Merla hem cemidir hem de mecrurdur. Cer alameti nerede? Cer alametini göremeyiz. Merla, Merlayi veya Merlayin. Ama Merlaye olur burada. Ver mustarif olduğu için Merlaye. Burada ayrıntılı bir durum söz konusu. Bu ayrıntılı konuyu ben anlatacağım ama aklınızda tutmanızın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani dileyen şu an 1-2 dakikalık sardırabilir. Merva yaklaşık olarak şöyle yazılıyor. Şimdi gayrimustariflik veya mustariflik irab sonlarla alakalıdır. Merva, Mervaye. Aslında bir harf daha var burada. Elif var. Buna Elif-i Maksura demekteyiz. Elif-i Maksura daha önce geçmişti esasen. Demiştik ki Elif-i Maksura harekeyi kabul etmez. Raf, nasb, cer hepsi de nedir? Takdiridir. Öyleyse burada takdir edilen bir hareke var. O da nedir ama? Fethadır. Cer alameti olarak fethadır. Esre değildir. Esasen 3 ile 10 rakamlarından sonra gelen sayıların temyizi mecrur olarak gelir. Evet. Mecrurdur zaten. Merdaye fetha ile mecrurdur. Gayrimustarif olduğu için fetha onun cer alameti olmaktadır. Ama biz buraya fetha yazamadık. Takdir ettik. Neden? Çünkü sonuncu harf Elif-i Maksura. Öyleyse burada gizli bir fetha vardır diyebilirsin. Gizli fetha ile mecrurdur denilir. Devam edelim. Uygun harfi cerlerle doldurun. Uygun harfi cerler kitapta geçen fiil ve harfi cerlerle alakalı olsa gerek. Ala harfi cer kullanılmış. Ba harfi cer kullanılmış. İla kullanılmış. İstenede'den sonra ila gelmekte yani. Ekbele'den sonra ala gelmekte. İstenede, ila. İstenede ile ilgili iki tane çıkmış. Cahera, tucahiru, ba gelmekte. Diğerinde de ala gelmiştir. Beşinci alıştırma parantez arasında kalıp ifadelerden seçin denilmiş. Kalıp ifadenin nereye yerleştirileceğini bilebilmek o cümlenin manasını bilmeyle de alakalıdır. Şimdi buradaki cedir kelimesi kayda değer demek. Cedirun bir zikri. Söylemeye değer. Övgüye layıktır. Ney? Ennel velede çocuk. O çocuk ki yehterimi hürmet ediyor. El kibara büyüklere ve el müsinniğine yaşlılara. Yaşlılara ve büyüklere hürmet eden çocuğun anlatılması, zikredilmesi, ondan bahsedilmesi, övülmesi kayda değer bir durumdur. Afevtu ben affettim anhu onu ve salahtu ve anlaşma yaptım hu onunla. Bi gadin nazari an efali es-sabik sabık geçmiş fiillerini görmezden gelerek. Geçmişte yaptığı şeyleri görmezden gelerek onunla anlaşma yaptım ve onu affettim diyor. Bi gadin nazari an. Muntahibe seçildi reisen başkan lin nikabeti sendika başkanı seçildi. Erba merratin. Dört defa. Alet tevali peş peşe üst üste. Alet tevali. Yakın anlamlarını belirtin demiş. Sekaytu veleden atşan. Atşan zam'an. Susuz demek bunlar. Mesna ve kafe el cunudu. Mesna sünae. Mesna ikişer demek. Sünay ikişer. Esneytu ala medehtu. Esna övdüm demek. Övmek. Medehtu da o şekilde. Yeşteddu el harru fis sahra'i el badiyetu. Badiye ile sahra ikisi de çöl demek. Bitta'limi terka el ümemu. Tetekaddemu. Terka. Tetekaddemu. Öne geçmek demek.
anlamlı hale getirin dediğine göre demek ki anlamsız olarak yazılmışlar, karışık olarak yazılmışlar soruda. Burası cevap durumu. Kayravanu, kayravan nedir? Medine'tün bir şehirdir. Fi Tunus'e, Tunus'ta. Li taallumil lugati iddetu taraika. Li taallumil lugati, lügat öğrenimi nedir? İddetu taraik, yoldur, bir çeşit yoldur, yollardan birisidir. Li taallumil lugati, lügat öğrenimi için vardır. Ne vardır? İddetu taraik, tarak yollar, iddet sayı, yani birkaç yol vardır. Dil öğrenmek için birkaç yol vardır. 3. Unşiet, inşa edildi. Mesani'u, fabrikalar, kesiratun, pek çok. Fis senevatil ahirati, son yıllarda. Ettevazu, tevazu nedir? Min mekarimil ahlakı, güzel ahlaktan bir parçadır. Şaraka fil mü'temera ru'esa'u arabun. Şarike iştirak etti, katıldı. Fil mü'temeri, konferansa. Kim ne? Ru'esa'u arabun, Arap başkanları. Reisün ru'esa, cem-i mükesserdir. Peki bu kelimeleri niye bize verdi? Yani bu cümleleri örnek olarak vermesinin bir sebebi olması lazım. Madde 1'de Tunus gayrimusariftir. Fi Tunus se'sinin fethası ile. Madde 2'de taraik gayrimusariftir. Kafın fethası ile okunur. Mesani'u, üçüncü de mesani gayrimusariftir. 4'te nedir gayrimusarif? Ettevazu min mekarimil ahlaki. Mekarim kelimesi gayrimusariftir. Ama kendisi muzaf olduğundan dolayı, bakın ahlak kelimesinin muzafı, nitekim ahlak esseyle bitmiş. Demek ki muzafın iley sağındaki muzaf. Bu kelime an itibariyle musariftir. Başına gelen min onda esreyi sağlayabiliyor yani. Burada direkt gayrimusarif yoktur. 4'te gayrimusarif yok. 5'te ru'esa'u gayrimusariftir. Nereden anladın? Gayrimusarif ne? Esre ve temmini kabul etmeyen. Bakın ru'esa u diyor. Un demiyor. Mesela Arabun iki ötürü almış temmini. Ru'esa u ise tek ötürü almış. Teminsiz. Reisün müfret. Ru'esa cemi mükesser. Kırık çoğul. Ve bu vezin, bu kalıp yukarıda geçmişti. Bu kalıbın gayrimusarif olduğuna değinilmiş idi. Geçtik. Neden kesel okunduklarını açıklayın yazmışlar. Mesacit kelimesi yapı kalıp gereği gayrimusarif bir kelime olmakla birlikte muzaf konumunda olduğu için kesel yazılıp okunur. Mesacid. Ehemmi ve de mesadir kelimeleri neden kesel okunduğu anlatılmış, şuara anlatılmış, kabail ve 5. maddede açıklanmış zaten. Açıklanmış hali olduğu için konuşmaya gerek yok. Türkçe cümleleri Arapçaya çevirin. Bazı tarihi binalar restore edildi. Temme termimu ba'dil mebani et-tarihiyyeti. Mervan tatilden döndü. Ade Mervanu. Mervan gayrimusarif. Neden gayrimusarif? 1. Özel isimdir. 2. Elif nunla bitmiştir. 3. Her gün 3 Arap gazetesi okuyorum. Ekra'u, ben okurum, okuyorum. Külle yevmin, her gün. Selase suhufin arabiyetin. Burada gayrimusarif bir kelime mevcut değil. 4. Kırtasiyeden 6 tane defter satın aldım. Defatira gayrimusariftir. Sitte 6 demek. 6'dan sonra gelecek olan temyiz, cemil ve mecrur olmalı. Defatir cemidir. Mecrurdur ama celalameti fethadır. Çünkü gayrimusarif. Niye gayrimusarif? Yukarıda verilen kırık çoğullardan olduğu için. O kalıpta olduğu için. 5. Belediye büyük bahçeler inşa etti. Hadaika bahçeler demektir ve gayrimusariftir. Neden? Defatir gibi hadaikta yukarıda geçen vezinlerdendir. Gayrimusarif kalıplarındandır. O cemilerdendir yani. Geriye sadece sorular kaldı. Seçeneklerden hangisi aşağıdaki sorunun yanıtı olabilir? Eyne nerede yumkinu, mümkün olur, enne kule yememiz, el kebisete, kepse yememiz. Kepse bir yemek çeşidi.
Bu yemeği örneğin çorbayı, pilav diyelim fark etmez. Herhangi X yemeği yememiz nerede mümkün olur? Lokantada. Lokanta manasında bir kelime arayalım. Nerede var? Ceyhan'da var. Meta'im. Fi meta'ime Suriyetin. Suriye lokantalarında yemeniz mümkündür. Soru bu, cevap da bu. Tabi meta'im kelimesi de gayrimustarif olarak geliyor. Buna da dikkat ediyoruz. Fi harfi cer. Meta'ime fetha ile yazılmıştır. Gayrimustarif cer alameti fetha. Mantıklı bir cevap budur. Diğerlerin de lokanta manasında bir kelime olmadığı için diğerleri zaten elenir. 5. Vulide ennebiyyü fi Mekke'te. Altı çizili sözcüğün irabı aşağıdakilerden hangisidir? Fi Mekke'te. Fi harfi cer. Mekke kelimesi gayrimusariftir. Mecrurdur. Cer alameti fethadır. Neden gayrimusariftir? Çünkü bir Mekke özel isimdir. İki sonunda ta var. Yani hem müenneslik hem de özel isimlik kendisinde cereyan etmiş. Bundan dolayı gayrimusariftir. Mecrur cer alameti fetha çünkü gayrimustarif demiş A şıkkı. Evet A şıkkı doğrudur. 2. Hangisi gayrimustarif bir isim için geçerli olur? Kesre alması gereken durumlarda fetha alır. Bu bilgi doğru mudur? Doğrudur. Ancak kesre alması gereken yerde fetha değil. Yine de kesreyi alır. Hangi durumlardaydı? Bunu da hatırlayalım. 6. Noktalar var. Bu noktalı yerlere uygun kelime olarak ne gelir? 6'ya baktığımızda noktalı yerler var dedik. Farklı olan doğrudur mantığıyla giderek zaman kaybetmeyelim. Hasa-i-ri kebira-tin hasara-ti hasa-i-ra husura-nin. İrab olarak farklı olan Denizli'deki hasaira yani sonuncu harfe bakarsak fetha ile biten sadece budur. Denizli'deki hasaira. Onun dışındaki hepsi esre ile bitmiştir. Bu dikkatimizi çekse doğru cevabı bulmamız için yeterlidir. Eddet tetikledi. Neden oldu? Ne? El-avasifu fırtınalar. Öyle fırtına ki şiddetli olan fırtına tetikledi. Neden oldu? Neye? İlâ hasâira kebîratin büyük kayıplara, büyük bir zarara neden olmuştur. Denizdi yani. 3. Noktalı yere ne gelir? Yani soru okuyarak zaman kaybetmedim bile. Nokta gördüm. Ha demek ki noktalı yere ne gelmelidir? Lakaytu ben karşıladım, karşılaştım. Hilale esnasında demek. Hayati, hayatım esnasında, hayatım boyunca ben karşılaştım. Falanca kişiyle. Öyle kişi ki bu kiramen değerli, kesirin hem de pek çok değerli kişiyle karşılaştım. Üstazen veya el esatize, üstaz müfred, esatiz cemi ve elif lamlığı. Esatizetu merfu, el esatizete. Bakın üstaz müfred el esatize el esatizete esatizetu esatide. Tek üstaz farklı. Geri hepsi aşırı derecede benzeşmektedir. Peki lakayt ben karşılaştım hilale hayatım boyunca kimle karşılaştım? Lagiye fiil tu fail karşılaştığım kişi meful olacak. Yani mensup bir kelimeye ihtiyacım var. O da ne olur? Esatize olabilir mi? Olabilir. Esatizete olabilir mi? Olabilir. Esatizetu olamaz. Merfudur. El esatize olabilir. Üstazen olamaz. Çünkü kesirine demiş. Cemi yani. Şimdi buradaki noktalı yere sadece değinirsek, meful aradığımıza dikkat edersek, Ceyhan hariç hepsi olur. Ama biz meful aramakla birlikte bir şeylere daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir öğretmen veya öğretmenlerle karşılaştım. Ama öyle öğretmen ki bu veya öyle öğretmenler ki. Şimdi o kelimeyle alakalı bir kelime var sol tarafta. Nedir o? Kesirine. Kesirine cemi müzekker. Kesirune kesirine. Cemi müzekkere mulhak bir kelimedir. Dolayısıyla aradığın kelime hem cemi hem de müzekker olmalıdır. Bundan dolayı Denizli de gitti. Denizli ile Ceyhan elenir. Adana da elenir çünkü müfrettir.
Yeri Edirne ile Bursa kalır. Biri eliflamlı, biri eliflamsız. Kesi yerin eliflamsız olduğu için sen de eliflamsız olanı yani Edirne'yi tercih edersin. Edirne doğru şık. 7 noktalı yerine gelir. Tüccahir fiilinden sonra ne geliyor idi? Ba harfi cerri seçilmeli. Mana burada önemli mi? Değil. Zaten hangi fiilden sonra hangi harfi cerri gelir kitapta belirtilmiş. Onları ezberlememiz gerekiyor. 4'e bakalım. Noktalı yere ne gelmelidir? Ülkemizde çeşitli doğal kaynaklar vardır manasına gelebilmek için seçilmesi gereken şey. Fi biladina ülkemizde vardır. Burası haber. Habere bakıyorum. Car ve mecrurdan oluşmuş. Car yani harfi cer. Mecruru yani bilat kelimesi. Yani haber marife. Öyleyse mübtedanın nekir olması arıyorum ben. O da hangisi olabilir? Yani Adana ile Ceyhan olamaz. Edirne, Bursa ve Denizli de olamazmış. Bursa ile Ceyhan olabilir. Ya menba diyeceğim ya da mevarit diyeceğim. Bunlardan birisini demem bekleniyor. Burada mevarit kelimesini seçmekteyiz. Çeşitli doğal kaynakları vardır. Menba ismi mekan olur. Burada mevarit kelimesini seçiyoruz. Zaten kitapta mevarit kelimesi kullanılmış idi. 8 la şekke. Türkçe doğru karşılığı nedir demiş. Hiç şüphe yok ki tiyatro kültürümüze yenilikler katmıştır. Hiç şüphe yok ki. Şüphesiz. Şüphe yoktur. Şüphesiz. Burada şüpheyle ilgili hiçbir şey yok. Edirne olamaz. La şekke şüphenin olmamasını ifade ediyor zaten. Şüphesiz veya şüphe yok ki tiyatroların kültürel yaşantımızda özel bir yeri vardır. Kültürümüze yenilikler katmıştır. Yenilik katmış mı, özel bir yeri mi var? Veya tiyatronun günlük hayatımızda önemli bir yeri olduğunda şüphe yoktur. Tiyatronun da yadsınamaz bir yeri vardır. Çok yakın şeyler. Manasına bakalım. La şekke ki şüphe yoktur. Şüphesiz ki. Enne muhakkak ki lil mesarihi tiyatrolar için vardır. Enne'nin ismi mesarih, haberi mekan olmakta. İsmi nasip ettiği için mekan kelimesi ismi olmakta. Mesarih, enne'nin haberi. Lil mesarihi tiyatro için vardır. Tiyatrolar için vardır. Ney? Mekaneten hasaten. Özel bir yer vardır. Nerede? Fi hayatına, hayatımızda. Öyle hayat ki bu es-sekafiyeti kültürel hayatımızda. Bu da yenilikler diyor. Yenilik manasında hiçbir kelime yok. Edirne ögelerinden diyor. Öge diye bir şey yok. Şüphesiz kültür, tiyatro, kültür hayatımızda tiyatronun da yaslanamaz bir yeri vardı. Tiyatronun da sanki başka bir şey daha var. Bir de tiyatro var demiş. Oysa bu cümlede öyle bir ifade yok. Önemli bir yeri diyor. Önemli manasına gelen bir kelime yok burada. Hasa özel kelimesi kullanılmış. Ehem kelimesi kullanılmadı veya hemmun kelimesi kullanılmadı. Dolayısıyla Bursa şıkkı doğru olmakta. 9 ve 10. Arapça bir cümle veriliyor ve doğru çevirisi bekleniyor. Yadımmu içeriyor hader kitabı bu kitap. Ne içeriyor? Malumatın bilgiler. Ne hakkında? An merasikir haccı ve umreti. Ümre ve hac ibadetine dair önemli bilgiler içermektedir. Burada doğru şık Ceyhan olmakta. Hac ve ümre farizaları hakkında bilgiler içerir. Menasik ibadet demek. Direkt fariza manasına gelmiyor yani. Menasik, nusuk, ibadet, farzları, yapılışı, biçimi, ümre ve haccın hac ibadeti hakkında, farzları hakkında bilgiler içermektedir. A'ya bakalım. Tüm bilgileri diyor. Tüm manasına gelen bir kelime yok. Mesela kül kelimesi kullanılmamış veya ecme kelimesi kullanılmamış. Burada hemen her şey, hemen her şey manasında bir kelime yok. Denizli farizalar hakkında bilgilendirir. Bilgilendirir diye bir şey yok yani. Öyle bir kelime yok burada.
Bu kitabın içerdiği bilgiler, bu kitabın diyor, içerdiği bilgiler. O şekilde bir tabir, bir kullanım yok. Dolayısıyla 9 için Ceyhan dedik. 10 nokta nokta noktalı yere ne gelmelidir? Kalıp ifade gelecek. Kalıp ifadeler geçmişti. Onlardan hangisi gelmelidir? Cedirun bi zikri burada kullanılmaktadır. Cedirun bi zikri. Cedirun bi zikri layık görüldü. En şüphesiz ki caizete Nobel ödül. Caize ödül demek. En caizete Nobel ödülü layık görüldü. Ne için? Lil kimyai. Kimya için. Kimya dalında Nobel ödülü hediyesi layık görülmüştür. Munihat li raculi ilmin Türkiye'nin Türk ilim adamı için. Munihat verildi. Hi o ödül li raculi ilmin Türkiye'nin Türk ilim adamı için o ödül verilmiştir. Öyleyse Adana. Şimdi gayrimustarif konusunu işledik. Gayrimustarif konusu nasıl bir konu? Güzel bir konu. Hakkında fazlaca bilgi bilinmesi, hafızada tutulması gereken bir konu. Bu kitap bu konuyu nasıl işlemiştir? İlgili kitap, bu müfredat, bu basım bir önceki basıma göre, bir önceki müfredatın kitabına, diğer kitapta anlatılan konu ile bu konuyu kıyaslarsam, bu kitapta çok daha basit anlatılmış. Yani ayrıntıya fazla inilmemiş. Öyle ki bu kitaptaki konuyu anlayabilmek, yani gayrimustarif konusunu anlayabilmek daha zor gözükmekte. Önceki basım kitaba göre gayrimustarif konusu daha detaylı anlatılmış ve anlaşılması bence daha kolaydı. Burada yeterince ayrıntı verilmediğinden ötürü anlamak daha zor oldu. Mesela kelimeler verdi. Bu kelime neden gayrimustarif ve onu açıkça belirtmedi bize. Şurada 7 tane madde saydı. Peşine belirli kalıplar verdi. Bunlar konuyu anlamak için yeterli değil. Full kalıbında özel olan özel adlar dedi. Veya fiil kalıbında olan sonunda elif nun bulunan özel adlar dedi. Burada anlatılanlar daha kolay oldu belki. Bu bakımdan daha az şey aklımızda tutmamız gerektiği bakımından faydalı. Önceki kitap anlaşılması bakımından faydalıydı ama çok bilgi içerdiği için biraz daha zordu. Daha fazla şey akılda tutulmalıydı. Önceki basım kitabına bakmalı mıyız? Yani şu gayrimustarif gramer konusunu iyi derecede anlamalıyım diyen kişi önceki müfredata göre bu konuyu inceleyebilir. Önceki konuya göre çektiğimiz video mevcut. Ama gerek yok. Ben buradan bu grameri anladım. Bu anladığım seviye yeterlidir diyen de diğer videoyu karıştırmasına gerek yoktur. İnşallah anlaşılmıştır.